Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün küçük yastık lifi öreceğiz. İnşallah örmek isteyenler benimle beraber örebilirler. Ben bunun incisini yapıştırmadım henüz. Sizlerle beraber yapıştıralım. Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel, kibar, çok şirin bir model. Yeni başlayan arkadaşlarımı umarım yardımcı olabilirim. Evet, hemen başlayalım arkadaşlar. Ben daha önceden hazırlık olarak ördüm. 3 fıstık, 3 zincir çekiyoruz ve 3 fıstık üzerine, yani 3 fıstık doldurarak 12 tane fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Daha sonra bunu böyle alıyoruz. İlk başladığımız yere getiriyoruz ve tepesine batıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir halka oluştu. Bu halkanın üzerine yıldız tekniğiyle yapmış olduğumuz fıstıkları yapıyoruz. Dibine bir yapıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Daha sonra üzerine bir fıstık daha yapıyoruz. 3 defa da doluyoruz arkadaşlar. Dibine bir fıstık yapıyoruz. Ve karşıya bir fıstık daha yapıyoruz. Üçünü beraber topluyoruz. Tekrar gösteriyorum. Sıkılıyorum. Sonra üzerine bir, dibine bir, karşıya bir, yapıp 3 tanesini beraber topluyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu halkayı tamamen doldurup gelin arkadaşlar. Buraya kadar gelin. Son bir fıstığı ben size kapatmasının nasıl olduğunu göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben halkamın etrafını tamamen doldurdum. Son bir fıstığım kaldı. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Bir zincir çekip sıkılıyorum. Tekrar üzerine bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya, şuraya, gördüğünüz gibi buraya bir fıstık yapıyorum. Tekrar üçünü birden topluyorum, gördüğünüz gibi. Sonra sıkılmadan önce buraya arkadaşlar diğer fıstığın tepesine batıyorum ve buraya sıkılıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar eksiltme, artırma yapmadan düz bir şekilde devam edeceğiz. Birinci fıstığımı kapatıyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum üzerine. Bunu kapatmıyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Sonra dibine bir fıstık. Gördüğünüz gibi karşıya bir fıstık. Gördüğünüz gibi üçünü bir topluyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu sırayı da komple yine dolanın. En son fıstığa geldiğimiz zaman yine bitiş noktasını ben size göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben ikinci sıramı da dolandım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Son yine bir fıstığımız kaldı. Buradan devam ediyoruz. Bir zincir çekip sıkıladım. Bunun üzerine devam ediyorum. Kapatmadan dibine bir, karşıya bir fıstık yapıyorum.
ve üçünü beraber yine topluyoruz. Burayı sıkılamadan önce direkt diğer fıstığımın tepesine batarak burayı böyle sıkılıyorum. İki zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Buradan hemen bunu böyle sıkılayıp arka tarafına geçiriyoruz. Bunu inşallah daha sonra temizleyeceğiz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve diğer beyaz renk ipimi alıyorum hemen. Evet. Buradan bitirdiğimiz yerden hemen sıkılıyorum. Yine aynı şekilde düz öreceğiz, eksiltme, artırma yapmadan birinci fıstığımı kapatıyorum. Üzerine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. Evet, üçünü beraber tekrar topluyorum. Bu şekilde arkadaşlar, bu sırayı da böyle devam edelim. Burayı komple dolduralım. Yine bitiş noktasını ben size göstereceğim. Evet arkadaşlar, üçüncü sıramızı ben tamamladım. Üçüncü sıramız beyaz. Tekrar bitiş noktasını ben sizlere göstermek istiyorum. Üstüne bir, dibine bir ve karşıya bir fıstık yapıyoruz. Üçünü beraber topluyoruz. Sıkılamadan diğer fıstığımın üzerine geliyoruz ve buraya batıyorum. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi devam edelim arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi şu aradaki fıstık sayısı 5 sıra arkadaşlar. Siz de 5 sıra yapın. Beyazı bağladığım gibi daha sonra 2 sıra daha 2 sıra daha burayı örün. Ben de öreyim arkadaşlar. Daha sonra diğer süslemeleri ve puf çiçek yapımını sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, ben oluşturduğum lifimi gördüğünüz gibi çok tatlı, çok güzel bir lif oldu. Ve bunun üzerine istediğiniz gibi süslemeler yapabilirsiniz. Ben şöyle puf çiçek ördüm. Bu şekilde olabilir. Daha sonra gördüğünüz gibi bu şekilde fırfırlı kurdeleler aldım. Bu lastikli. Gördüğünüz gibi şöyle başlama noktasından böyle geçiriyoruz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi bunu buraya dikeceğiz. Daha sonra üzerine ben böyle sıralı birbirine bağlı inciler aldım. Burası boş kaldığını düşündüm. Hoş görünmediğini düşündüğüm için ben bu şekilde bir de inci dikeceğim arkadaşlar. Şimdi isterseniz puf çiçek yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi puf çiçeğimizi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. İpimi sıkılıyorum. En başta başladığım zincirin üzerine batıyorum. Dolamadan burayı sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Çok büyük kafes olmasını istemiyorum. Sonra bir defa da doladım. İki defa da çektiğim trabzanlar yapıyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 12 tane trabzan yapıyoruz. Arada bir zincirimizi çekmeyi unutmuyoruz. Çünkü kastırabilir. Birçoğunuz zaten puf çiçek yapımını biliyorsunuz ama bir de benim elimden görmenizi istedim.
Aradaki ipimi araya yediriyorum, arkadaki ipimi. Evet, sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane olmuş. Bir zincir daha çekiyorum. Buradaki zincirimin tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ben puf çiçeği daha dolgun olmasını istiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane çektim. Kapatmadan diğer kutucuğa geçiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi arkadaşlar, elimi arkadan bastırıyorum bu şekilde daha düzgün olması için ve buraya sıkılıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 yapıp ben arkadan batırıyorum arkadaşlar tığı. Zincirimin gözükmesini istemiyorum çünkü. Bakın, zincirler benim arkada kalıyor. Ben önde gözükmesini sevmiyorum. Bu şekilde daha muntazam olduğunu düşünüyorum. Sizler de yapabilirsiniz. Şu şekilde batıyorum. Bakın, arkadan batıyorum. Şöyle değil. Bakın, böyle önden batmıyorum. Şöyle alıyorum arkadan. Bu şekilde batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum yine. İkinci pufumuzu yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapatmadan diğer kutucuk. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde dolduruyorum. Sıkılıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine arkadan batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 çekimde yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, böyle doldurun. Tamamlayın. Evet arkadaşlar, ben puf çiçeklerimi ördüm. Şimdi size biliyorsunuz ama ben yine de dikimlerini göstermek istiyorum bir tanesinin. Evet arkadaşlar, bu şekilde ben size göstermiştim daha önceden. Şurada arkadaşlar, şurada böyle başlangıç yeri var. Burasını ben arka kısmına getireceğim. Puf çiçeğimi öne dikeceğim ve ben buradan başlayacağım dikmeye arkadaşlar. İpimi buraya sabitliyorum. Bu arada ben böyle kalın bir tığ kullanıyorum. Pardon, tığ değil. Tığa alışmış ağzımız, iğne kullanıyorum. Böyle bu şekilde geçiriyorum içinden. Ben normal lif ipiyle dikiyorum arkadaşlar. Hem daha sağlam oluyor. Laylon iple diktiğiniz zaman açılma olabilir. Ben bütün dikimlerimi lif ipiyle yapıyorum. Bu hizada bu şekilde tellermiş gibi çok çekmeden bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Bu süsümüz iki seferde dikilmiş gibi oluyor, daha sağlam oluyor. Size de önerebilirim. Siz de istediğiniz şekilde süslemeler yapabilirsiniz. Bu şekilde dikelim. Sonra inceyi göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben tek tarafın tülünü diktim. Ve şimdi sizlere yine başladığımız noktaya getiriyoruz. Hem bu şekilde görünmemiş oluyor. Bu şekilde böyle üzerine dikelim arkadaşlar. Yine ben ipimi sabitliyorum.
Bu inciyi kullanmayı çok seviyorum. Her incinin arkadaşlar arasından batarak dikiyorum. Dediğim gibi çift dikiş oluyor. Çok sağlam oluyor. Gördüğünüz gibi bu çok kullanışlı bir model. İçerisine lavanta koyup çamaşırlarınızın, havlunuzun arasına da koyabilirsiniz. Bebek incisiz yaparak bebek lifi olarak kullanabilirsiniz. Sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Yapımını tavsiye ediyorum. Ben de setlerimin arasına çoğunlukla bu lifi koyuyorum, kullanıyorum. Çok da beğeniliyor. Özellikle bu lifim çok istendiği için sizlerle bunu paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi bu şekilde her aradan batıyoruz. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Sizler yaparsınız. Daha da güzelini yaparsınız eminim. Bu şekilde dikiyoruz. Diktikten sonra puf çiçeklerimizi de dikelim arkadaşlar. Ve ben ortasına bütünlemesi adına böyle ince yapıştırıyorum. Sıcak silikon kullanıyorum. Sıcak silikon çıkar mı diye düşünmeyin. Kesinlikle çıkmıyor arkadaşlar. Lif bozuluyor ama sıcak silikon yine de bozulmuyor. Bunu da bilgisini vermiş olayım. Böyle alıyorum. Ortasına yapıştırıyorum. Ve lifimiz bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok güzel, çok şirin oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bunların süslemelerini değiştirebilirsiniz. Ben bu şekilde de yaptım. İnci kullanmak istemezseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hatalarım, kusurlarım varsa affola arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Modelistçi Instagram sayfama da bekliyorum. Hoşça kalın.